Şu ana dek yaptığımız çalışmalarda doğrusal çizgiler ve dikey yatay çizimler yaptık. Bu dersimizde belirli açısal değerlere ve belirli uzunluklara sahip çizgilerin nasıl çizildiğini göreceğiz. Bunun için yine artık hepimizin bildiği line komutunu kullanacağız. Ancak komut satırına yazacağımız yönlendirici komutlarımız farklı olacak. Bu çizime başlamadan önce orta modunun açık yani aktif olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Aktif olmamalı. Orta düğmesi buradaki gibi basılı görünüyorsa aktif demektir. Üzerine geliyoruz ve tıklıyoruz. Böylelikle orta modunun aktif olmaktan çıkmasını sağlıyor. Komut satırında da orta off yazısını görerek bunu teyit ediyor. Ortanın aktif olup olmaması yapacağımız açılı çizgi çizme açısından önemli değil. Oluşacak olan çizgi üzerinde de herhangi bir etkisi olmaz. Ancak ne yaptığınızı daha rahat görmenizi sağlamak açısından kapalı olması daha iyi olur. Şimdi line simgesine tıklayarak komutu başlatalım. Komut satırında da specify first point yazısını gördük. Daha önceki uygulamalarımızda hep herhangi bir yere tıklayarak çizime başlamıştık. Bu uygulamamızda hem açılı çizim yapmayı hem de çizim alanımızdaki belirli bir noktadan çizime başlamayı öğreneceğiz. Line komutunu başlatmıştık. Devam ediyoruz ve doğrudan klavyeyi kullanarak komut satırına 100,100 yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çizgimiz sabit bir noktada çizime başladı. Ekranımızda bir noktaya bağlı ve diğer ucu serbest olan ilk çizim dersimizdeki gibi bir çizgi var. Bu çizginin sabit olan noktası klavyeden girmiş olduğumuz 100,100 noktasında. Peki bu ne demek? X, Y koordinat düzlemini hepimiz bilir. AutoCAD'in ekranı da bu şekilde X ve Y koordinatlarına bağlı olarak çalışır. İşte bu çizginin sabit olan ucundaki noktanın X veyahut da yatay eksen üzerindeki değeri ve Y veyahut da dikey eksen üzerindeki değeri de 100. Yani biz komut satırına 100,100 yazmakla x'i 100, y'si 100 olan noktadan çizime başlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi bu çizgimizin istediğimiz bir açıyla istediğimiz bir uzunluğa sahip olmasına. Bunun için yine klavyeden komut satırına şunları yazıyorum. Yazdıklarımız üzerinde durmayın, birazdan açıklayacağım. Eta 50 küçüktür 45. Burada bir ara bilgi vermemiz faydalı olacak. Eğer klavyenizde eta işareti iki rakamın üzerinde ise shift tuşuna ve iki rakamına basarak bunu yazabilirsiniz. Ama eğer bu işaret klavyenizdeki harf grubunun sol üst köşesindeki Q harfinin hemen altındaysa bu durumda boşluk tuşunun hemen sağında yer alan ve üzerinde alt gr yazan tuşa basılı tutmalı ve ardından Q harfine basmalısınız. Bu şekilde bu satırın en başındaki eta dediğim ya da salyangoz işareti olarak da bilinen karakteri çıkartabilirsin. Evet, devam edelim. Önce bu yazdıklarımızın anlamlarını açıklayalım. En baştaki eta veya da salyangoz karakteri de denen işaret AutoCAD'de en son tıklanan noktayı veya bizim bu uygulamamızda yaptığımız gibi sayısal olarak 100,100 olarak koordinatlarını girdiğimiz noktayı referans almasını söyler. Yani bundan sonraki her işlem bu noktadan başlanarak veya bu nokta referans ya da başlangıç noktası alınarak gerçekleştirilecek. Bunun ardından yazdığımız 50 rakamı çizmek istediğimiz çizginin birim olarak uzunluğudur. Bizim burada 50 mm olarak tanımlıyoruz. Ve aradaki küçük bir işareti çizgimizin açılı olacağını belirtir. En son olarak da yazılmış olan 45 rakamı ise işte çizgimizin yatayla yaptığı açısal değeridir. Şimdi bunları yazdıktan sonra Enter'a basalım. Ve gördüğünüz gibi 50 mm uzunluğunda ve yatayla 45 derecelik açı oluşturan çizgimiz karşımızda. Tabii ki çizim komutumuz devam ediyor. Çizim komutumuzu bitirmek için Enter'a basıyorum. Hepimizin bildiği gibi yataya göre saat yönünde oluşan açılar eksi, saatin tersi yönünde oluşan açılar ise artı işaretiyle belirtilir. Bu özelliği biz AutoCAD'de açılı çizgi çizerken komut satırında da aynen kullanabiliriz. Eğer bu uygulamamızda eğer biz 45 derece yazsaydık, eksi 45 derece yazsaydık çizgimiz yatayın üst tarafında yani saatin ters yönünde değil yatayın altında yani saatin dönüş yönünde oluşacak. Şimdi bunu deneyelim. Line komutunu başlatalım. Yine klavyeden 100,100 yazalım. Ve Enter'a basalım. Yine başlangıç noktamız bir önceki çizgimizin başlangıç noktasıyla aynı noktaya konumlandı. Bu kez komut satırına az önceki komutun benzerini 45 rakamın önüne eksi işareti koyarak yazalım ve ölçüyü de değiştirelim. Örneğin eta 25 küçüktür eksi 45. Enter diyelim ve tekrar bir Enter diyerek komutu bitirelim. Gördüğünüz gibi bu alt taraftaki çizgimi bu kez 25 mm uzunluğunda ve yatayla eksi 45 derecelik açı oluşturmaktadır. Yani az öncekinin tam tersi yönde. Bir kez daha artı bilgi olarak bu son çizgimizi eksi 45 yerine 315 rakamı yazarak da oluşturabiliriz. Eğer matematiksel bilgilerinizi hatırlayacak olursanız sizlerin de bildiği gibi artı yönde oluşan 315 derecelik bir açı trigonometrik olarak eksi 45 dereceye denk gelmektedir. Temel çizim komutlarından olan line komutunu şimdilik burada tamamlıyoruz. Elbette bu komutun daha başka bir farklı kullanımları da var ve yeri geldikçe bunları değineceğiz. Artık diğer çizim komutlarına geçebiliriz.